Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Resident Evil Revelations'de raid moda girdim. Şimdi burada bir fena bir silah göstermem lazım. Dur, kamerayı şöyle göstereyim bir dakika. Bu değil. Arkadaşlar, şurada bir yerdeydi. Şu silah. Abi şuna bakar mısınız? Silaha bakın. 38.000 vuruyor abi. Şuradan güçlendirme hasarını. Bir de maksimum seviye ateş emme hızı koydum. Dur kamerayı düzelteyim. Heh. Şimdi burada hilelerle bölümü yenmeye çalışacağız. Maksimum seviyede oynuyorum. Zaten 100 seviye yazıyordu ya. Geri sarıp görebilirsiniz. Bildirim geldi bir dakika. Heh. Şimdi başladık. Bir dakika kamera şur. Heh, tamam. Başladık abi. Bu önümden bayağı şeyler kasılıyor. Gene bizim dayı geldi. Abi silaha bakar mısın? Bu ne? Durmak bilmiyor silah ya. Bilmiyor bilmiyor. Tarama tufaya çevirdim. Baksana. O kadar yukarıya kalkıyor ki mouse takıldı oğlum. Dur birader çok fena tarama tufaya çevirdim. Şu silahı bir değiştirir misin birader ya? 2 dakikalığına. Biri bana vursun bir dakika. Adam vursun bana. Dur. Adam lazım adam. Bana vursa silahın atış etmesi duracak bir dakika. Vur vur. Vur. Heh. Teşekkür ederim. Oğlum silah o kadar hızlı atış ediyor ki. Silah durduramıyorum. Tarama tufaya çevirdim abi. Ben onu değiştireceğim ya. Ben öyle fena olduğumu bilmiyordum. Ya sen ne yapıyorsun? Vurma be. Adam koşuyor lan. Bunlar koşuyor muydu ya? Ben hatırlamıyorum. Dur bir dakika. Benim otomatik nişan aldığı zaman otomatik atışın sniper'ım var gördüğünüz gibi. Bu silahta 50 bin, 60 bin hasar. 50 bin değil lan. 60 bin vuruyor bu silah. Ben buna yine güçlendirme bastım. Bunu da 100 seviye yapacağız. Bunun seviyesini daha güçlendirmedim bir dakika. Şu kutuyu bir alalım. Mavi seviye geldi. Koyu yeşil seviye geldi. Bunlar nadir şeyler. Yine mavi geldi. Gördüğünüz gibi envanterden gösterebilirim. En nadiri gökkuşağı rengi abi. Mor seviye olanların bazıları da 100 seviye çıkıyor. Mor seviye ile gökkuşağı seviye arasındakiler abi 100 seviye oluyor. O çıkardığım 6 patlar tabanca zaten mor seviye olduğu için 100. seviyede. En fazla 100 seviyeye kadar çıkıyor. Siz bir gelin bir dakika. Şöyle bir patlatayım biraz. Ondan sonra bir dakika şu adamı bir vuralım. Şöyle adamı bir doşlayalım abi. Sen öl bir dakika. 2 dakikalığına. Heh tamam. Diğerleri nerede? Vurma la. Yavaş vur birader. Adam alev içinde. Patlıyor bu arada. O lav rengi olan adamları vurunca patlıyor. Seni şöyle bir havada vuralım. Havada vuracaktım da neyse. Son adam geliyor. Şunu da vuralım. Tamam. Yani bu kadar da bitti görev. Ya ne diyeyim yani. Hatta süreye bakın. 2 dakikanın altında bitiyor yani. 1 dakika ile 2 dakika arası bir görev. Hatta gerçi 1,5 dakikada falan bitiyor abi. Hileyle oynadığım için 800.000 puan veriyor. Zaten gördüğünüz gibi mermim bitmiyor. Hiç mermi falan da doldurmuyorum. Dur. Hatta paramı da göstereyim arkadaşlar. Kazandığımız özellikler bu. En zor modda ya da şu kot kırmızı bir tane mod var. Bakın 2 dakika 30 saniye bitirmişim. Yani bayağı hızlı bitti. Şu kot kırmızı bir bölümü oynarsanız abi 4 tane sandık geliyor. Diğer bölümlerden 3 sandık geliyor. En zor modda 4 tane sandık var. Parama bakın abi. Bakar mısın? Yani 1 trilyon param falan var. Şunları bir güçlendirelim. Yani neredeyse 1 trilyon param olmuş. Seviye 9 hasar özelliği geldi. Şuna bakalım. Büyük düşmanları öldürme seviye 3 geldi. Büyük düşmanlara daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Bu da sersemletme özelliği. Ondan sonra bu neydi lan? Kuvvet mermisi. Üstüne böyle yanına bir ağlık işareti var.
Özelliklerim bu abi. Burada şu an kullandığım en güçlü silah bu gördüğünüz gibi. 60 bin vuruyor yani. Bu kadar. Şimdi burada silahlar var. Haydar'ın kaç tane yeri var? Dur. Şu seviyede uzasar bir alalım. Şimdi ben Haydar'a bir bakayım. Bunlara baktık. Bunlar aynı. Bunlar değişmedi. Haydar'a bakalım. 5 kapasıyla Haydar'a gelmiş. Şimdi şu Haydar'a bir bize 4 seviye 4 kapasiteli var. 4 tane takma yeri var yani. Biz 5 olana geçelim. Onu sattım. 4 tane yer olanı 5'e geçelim. Özellikler burada abi. Dur bir dakika. Özellikleri göstereyim. Şurada mesela bu. Hasarını %18 yükseltiyor. Bu da kapasiteyi falan yükseltiyor. %55 yükseltiyor kapasiteyi. Baya fazla. Burada daha fazla hız atış etmesini sağlayan özellik var. Onun haricinde şöyle yırtma gücü geldi. Böyle mermi geçtiği zaman daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Burada kritik hasar var. Kritik vuruş, elektrik mermisi falan. Baya güzel bir oyun abi. Ben bu oyunu baya deli gibi sardım. Dediğim özellikler burada gene. Büyük düşmanlara daha yüksek hasar veren özellik. Onun haricinde baya bir değişik özellikler var. Özellikle şu özellik göstereyim arkadaşlar. Çok nadir bir özellik geldi bana. Şimdi böyle çark gibi şart geldi. Mavi seviye. Bunda zaten bir seviye varmış. 1,5 yıldız. Bunu nişan aldığımız zaman zaten burada yazıyor. Nişan aldığımız zaman otomatik atış ediyor. Otomatik vuruyor yani. Siz mouse'a da basmanızda otomatik vuruyor. Böyle bir şey yani. Vay, Allah çok Görüşürüz. güç çıktı he. Bay bay arkadaşlar.